Emir Sarıhan. Ne güzel bir duygu Onur Bey ya. Aynen öyle. Şu an oğlumun nüfus kağıdına bakıyorum Samet. Ve ben ne kadar şükresem az biliyor musun? Ne güzel bir duygu değil mi ama? Tarifsiz. İnşallah en yakın zamanda sen de yaşarsın. İnşallah. Hayat ne enteresan bir Onur Bey. Bir günde, bir gecede her şey değişebiliyor. Aynen öyle. Sadece o kadar da değil. Bazen senin kabus dediğin şey en güzel rüyanın haline bile dönüşebiliyor. Değil mi ya? Vay be. O zaman ben de yitirmeyeyim umudumu. Yitirmiyorum. Alacağım Nergis'i. Bence de yitirme. Biz de işte böyle tesadüf yani çocuklarla aynı anda gelmişiz. Değil mi Şadi? Benim kankim ister de ben gelmez miyim ya? Lale'cim. Ay babaanne ne gerek vardı? Ne demek ne gerek vardı evladım? Sen bize nuf topu gibi sağlıklı bir evlat vermişsin. Sana bunlar az bile. Bu da senin bileziğin. Yıldızcığım. Ben de şöyleyim. Teşekkürler babaanne. Biz teşekkür ederiz evladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle kullan. Anneciğim yine her zamanki gibi çok cömertsiniz. Babaanne babaanne ben de istiyorum yani aynısından. Hayatım çocuklaşmazsak insan içinde değil mi? Neymiş? İsteyenin bir gözü vermeyenin de nesiydi? Öyle demişler işte. Ben iki tane istiyorum çünkü benimkiler ikiz. Sana da alacağız evladım tabii sana da alacağız. Dur, hemen geliyorum. Yok yok geleceğim. Ben bakarım benim. Ay, Emir'e bak ya. Vallahi kıskandı ikizi duyunca. Kendisi ikiz değil ya. Ay teyzesinin aslanı. Teyzesinin bir tanesi. Acıktın mı sen? Ha? Acıktın mı sen? Hadi o zaman anneye gidelim. Ha? Ben bu Betül'ü gördüğüm zaman kan beynime çıkıyor ya. Ay niye yerde sürekli geliyorlar? Evlilik parkları yok gibi. Ayrıca ya niye hep buradalar? Ay bileyim anne ben. Buna ne oldu? Asıl ben buna taktım. Böyle tuhaf tuhaf. Bir garip bir haller var. Var da abla. Bir şey. Ben de size getiriyorum. Dur. Dur. Sen ben ver bana. Ben şimdi emzireceğim onu hemen. Sen ver bana. Annem. Hadi hazırlanıver sen yavrum. Ver bak şurada. Tamam. Çekmecede. Burada. Burada bak. Gel anne. Aman. Gel. Oh yemeğin güzelliği. Oh. Gel. Al bakayım sen yerleştir şöyle. Şöyle yerleştir. Örtelim bakalım bu şeyi. Gel. Neyin var? Neyin var? Boş bir şey sallıyorsun. Ne oldu? Kurtuluş sana ne yaptı? Yok annem bir şey yapmadı, yok. Kesin yapmış. Tabii. Bak bu sefer onu hakikaten lime lime bir şey yapacağım ha. Yok anneciğim bu seferki öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Peki nasıl bir şey? Bu sefer kurtuluş değil, hatayı ben yaptım. Ne oldu? Anneciğim şimdi şöyle oldu. Kurtuluş gitmiş Onur eniştemden para almış. Yalnız borç falan değil ha. Tabii geri iade etmeyecekse zaten borç sayılmaz. Anneciğim yok. Hani Kurtuluş Onur eniştemin şirketinde çalışıyordu da trafoyu patlattılar diye kovdular ya bunu. Meğerse işin aslı öyle değilmiş. Trafoyu bu patlatmamış. Onur eniştem de öğrenmiş, araştırmış, tazminatını vermiş. Gerçekten mi? Ay evet ablacığım ya. Böyle var ya söyleyince de bana ay ben bir sinirlen. Bunu böyle bağır çağır kapının önüne koydum. İnanmıyorum abla ya. Ya adam iki gram sevinmiş, sen de kursağında bırakmışsın yani, bravo. Öyle değildir o, öyle değildir. Yani şimdi Onur zarif olan, nazik olan, işte buna para verebilmek için Kurtuluş'a bir numaralar çevirmiş, bir bahane uydurmuştur. Ay yok anne, şirket kaç tane ortak yani. Öyle bir şey yapmazlar, ayrıca benim haberim yok. Ben bunu iyice bir öğrenirim, sorarım Onur'a. Ay sor ablacığım, sor iyice de bir öğren. Ucunda 50.000 lira var ha. Bayağı da varmış. Yok.
50.000 lirayla o kurtuluşu yalnız bırakırsan zaten gitti gider o para. Anne zaten sorma, arıyorum, telefonlarıma da cevap vermiyor. Vallahi yani ha, ne kurtuluşu ne parayı kaptırmak gibi bir niyetim yok yani, zaten son şansımız bizim. Konuşuruz. Ben bir aşağıya ineyim. Allah. Tamam mı? Alayım mı ablacığım? Oh, gazı da çıktı. Gel bakalım, gel. Anne. Ay, teyzesinin güzeliği. Ay, ay, ay. Bismillah. Sen de sıkma canını. Yani konuşursun, gönlünü alırsın, barışırsınız, bir şey olmaz. Ay, inşallah, inşallah. Ya baba boş ver sen şimdi. Sen ne güzel bir anne oldun öyle be. Gerçekten mi? Evet ablacığım, gerçekten. Vallahi inanılmaz bir duyguymuş ya. Yani sanki bir parçam eksikmiş, Emir doğunca böyle tamamlanmış gibi hissediyorum kendimi. Ay sen anneliği ne güzel anlattın öyle ya. İşte anne olmak da böyle bir şey. Böyle bebeğin büyüdükçe sen de onunla beraber büyüyorsun. Ona olan sevgin, ona olan özlemin, ona olan ihtiyacın her geçen gün biraz daha fazla büyüyor. Tabii çok güzel, bir de korkutucu. Aa, ablacığım, niye korkuyorsun? Ya şimdi yaşadıklarıma baksana. Onur böyle bir adam olmayabilirdi. Siz bu duruma karşı çıkabilirdiniz. Bana destek olmasaydınız ben ne yapardım o zaman? Lale, biz bir aileyiz ablacığım. Her koşulda, her şartta bir aileyiz. Böyle zamanlarda birbirine destek olmak gerekir. Sakın aksini düşünme. İyi ki varsınız gerçekten. Ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Ablacığım, biraz böyle klişe olacak ama... hani derler ya, herkes kalbinin ekmeğini yer diye. İşte sende öyle bir kalp var ki... o kalp hep seni güldürsün ablacığım. Bazen böyle hata diye düşündüğün her şey... aslında bu hayattaki armağanındır. Vallahi şu an olduğu gibi. Ay. Bütün hatalarım böyle güzel olsun be. Vallahi. Öf. Evet ya. Ne güzel doğurdum ama. Hı. Anne sen alsın alsın alsın. Ay. Alsın anne. Oy oy oy. Ne tatlışmış Emir iş. Ay. Ay güzelim benim. Anne. Abla, yukarı çıkarsan artık. Dur, 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 dur. Bismillah. Geleyim mi yardıma? Yok annem, yok. Ay. Ne oluyor şimdi? Hayır, ne bu mutluluk? Vallahi ben de anlamadım ki anacık. Yoksa bu Onur nüfus kağıdını çıkartmaya gitmedi mi kız? Durumu çok iyi görüp yorumladın oğluşum. Bence de gitmedi. Nerede? Benim de sana bir sürprizim var. Neymiş o? Hayırdır inşallah. Emir Saran'ın varlığı resmiyet kazandı. Aa, bakın. Ay olur ya. Ay güzelim. Ay çok güzel. Ay. Ay. Aman da. Ay çok güzelmiş. Buraya fotoğraf gelecek işte. Şimdilik boş. 15'inde yapıştırırlar. Problem değil. Bak. Burası. Oğlum, bu ne demek oluyor? Şu an şoktayım. Bilemiyorum anacığım, ben de şoktayım. Oysa ki şu an Onur'un şokta bizim mutlu olmamız gerekiyordu şu an. Öyle olması gerekiyordu ama durum tam tersi olduğuna göre... yani bunlar gerçekten evlenmişler değil mi? Allah gitti bu sefer. Ay Bekir, ne oldu kızım sana böyle?
Anacık, şuurun yerinde mi? Korkutma bizi. Ay. Tamam. Ne oldu? Tamam, iyiyim şimdi, iyiyim. Oğlum. Kendini ne zamandır iyi görüneceğim diye kastı tabii. Nüfus cüzdanını görünce patlıyor. Filizciğim, kadın canını teslim edecek buradan. Su nerede kaldı? Lütfen. Ay. Getirdim. Al anne. Ay ya. Anne pastanı ya, pastayı neden? Suyu anlıyorum. Şekerim de mi düştü ben bayılınca? Ne oldu bana? Yok ya, dolapta gördüm. Dayanamadım vallahi. Ay. Yavaş. Helal. Şahade. Gidelim. Erol'cum gidelim. Hı-hı. Şey yapamam, yani daha fazla bu evde kalmak istemiyorum. Ay kusura bakmazsınız değil mi? Müsaadenizle. Müsaade senin bir tanem, müsaade senin bir tanem, müsaade senin. Güzel güzel dinlen. Olanları bir sindir, bir hazmet, o kolay değil. Yani Onur'un yengesi olarak çok heyecanlandın sen bugün. Yakında sen de yaşayacaksın o heyecanı. Bir pratik oldu. Betül, hadi Betül. Erol! Hadi cenazeyi kaldıralım. Yavaş. Yazık Şahin. Yavaş yavaş. Hadi yavaş yavaş. Yavaş biz de kalkalım. Biz de çıkalım. Çıkalım. Kalkalım anne. Çantamı bir tanem. Aman. Dikkat edin. Hadi kendinize. Siz kalın güzelliğini yazın. Annemin çantası kaldı. Yorulduysa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin? Ben kısmetim.